Bu videonun konusu internet satışına nasıl başladık, neden başladık ve nasıl başarıya ulaştık. Bununla alakalı tecrübelerimizi eğrisiyle doğrusuyla yaşadıklarımızı anlatacağız. 6. ayımız internet üstünden pazar yerlerinden ortalama aylık 100 bin lira ciro yapmaya başladık. Pazar yerlerinde satış yapmak için öncelikle şirket kurmanız gerekiyor. Fatura kesebilmeniz gerekiyor. Ardından da bizim gibi, şayet bizim izleyeceğimiz yolu izleyecekseniz, kendi markanızla satış yapmak istiyorsanız çok hızlı şekilde marka başvurusu yapmanız gerekiyor. Biz bir marka oluşturmak ve o markaya değer kazandırmak istedik. Bu nedenle de kendi markamızı oluşturduk. Hepsi burada ve Trendyol'da marka başvurunuz tamamlanmadan kendi markanızla satış yapmaya başlayabiliyorsunuz. Gitti gidiyor N11, Amazon gibi kanallarda ise marka tescil belgesi gerekiyor. Marka tescil belgeniz gelmeden önce ürün kopyalamalarına karşı biraz savunmasız kalıyorsunuz. Trendyol'da konuyla alakalı bir açık var. Ürünler kopyalanabiliyor. Örnek olarak Fant isimli kanalda Fant ürünlerini satıyoruz. Ürünümüz çok fazla yorum, çok fazla beğeni aldığı zaman bazı firmalar Trendyol'daki bu açığı kullanarak bizim ürünlerimizi kopyalayıp sanki Fant'ın ürününü satıyormuş gibi ürünlerimizi satmaya başlıyor. Biz bunu şikayet ettiğimiz zaman ise marka tescil belgemiz olmadığı için bu ürünleri kaldıramayacaklarını söylüyorlar. Bunun size ne gibi zararı oluyor? Buybox denilen bir sistem var. Hangi ürün ucuz ise o ne yazık ki ön sıraya çıkıyor. Sizin kalitenizde olmayan, daha düşük kalitede, daha ucuz fiyata ürünleri sizin ürününüzmüş gibi kopyalayarak satıp sizin ürün satmanızı engelliyorlar. Bunun ötesine geçebilmek için tek çözüm yolu da marka tescil belgesi. Bu yüzden internet üzerinden satış yapacaksanız şirketinizi kurduğunuz gibi marka tescil belgesine başvurmanızı öneriyorum. Yasal olarak beklenmesi gereken bir süreç vardı. Bizim çok az zamanımız kaldı. Bir 10-15 günümüz kaldı herhalde. Onu da buradan sizlerle paylaşacağız. Çünkü bizim için bayram havasında olacak. Çok fazla kopyalanan ürünümüz var ve bu çok canımızı sıkıyor. Ve bir de diğer satış pazarlarında girebileceğimizin habercisi olacak. Diğer satış pazarlarında da satış yapmaya başlayıp cirolarımızı daha da yukarıya çıkartacağız. İnternetten kimler satış yapabilir? Aslında biraz o konuya değinmek gerek. İnternette çok fazla bilgi var. İşte dropshipping yapın, şöyle yapın, böyle yapın. İşte şu kadar sürede bu kadar para kazanırsınız. Biz 2 haftada 100 bin lira yapmaya başladık, 500 bin lira yapmaya başladık gibi. Öncelikle şu, uygun fiyatlı ürün bulamıyorsanız, tedarikçi ve üretici tanımıyorsanız internet üstünden satış yapmayın çünkü zarar edersiniz. Neden zarar edersiniz? Çünkü fiyatlarla rekabet edemezsiniz. Fiyatlarla rekabet edemediğiniz için de sizin ürünleriniz satılmaz. Mesela Trendyol üstünden 50 liralık bir çorap satışı yapıyorsunuz. 50 liralık çorabın 10 lirasını, %20'sini Trendyol otomatikman komisyon olarak alıyor. 10 lirasında kargo alıyor. %8'ini devlet vergi olarak alıyor ve devletin daha sonra alacağı stopajdır, gelir vergisidir ve bankadan paranızı çekerken sizden alacağı stopajı es geçiyorum burada. 2 lirasını paketleme, etiketleme masrafı olarak tutuyoruz. Bunun haricinde biz tüm ürünlerimize bir hediye koyuyoruz. Bu hediyenin de bir gideri oluyor. Yani bir toplama çıkartma yaptığınız zaman tüm giderlerinizi alt alta yazıp ben buna nasıl bir kar koymalıyım dediğiniz zaman ortalama 10-12 liraya tedarik edebildiğiniz bir ürünü 50 liraya sattığınız zaman paket başı 7 lira, 8 lira, maksimum 10 lira gibi bir kar elde ediyorsunuz. Yani uygun fiyatlı ürün bulamazsanız uygun fiyata ürün satamazsınız. Evet. Yani belki burada bir üretici bağlantınız varsa satacağınız ürünü belirlerken bunu tercih olarak belirleyebilirsiniz. Çünkü aracılar arttıkça, yani arada komisyon çok fazla verdikçe kar oranınız gerçekten düşecek. Çünkü burada fiyat belirlerken sizinle aynı ürünü satan ya da benzer ürünler satan insanlar fiyatta evet, sizin önünüze geçecek. Satışını yaptığımız ürünlerde tedarikçimizin devamlı olarak aynı ürünü ürettirebiliyor olmamız. Evet, çünkü bu önemli bir konu. Ürünümüzün satıştan çekildi, kalmadı görüntüsü bizim istediğimiz bir şey değil. Bu bizim tercihimiz. İnternette satış yapacaksanız en önemli şey oradaki ürününüzün devamlılığı. Çünkü ürününüz internette satıldığı süre boyunca yorum alıyor, beğeni alıyor, aynen, insanlar favorilerine ekliyor ve daha çok insana gözükmeye başlıyor. Yani 10 tane bir ürün buldum, 15 tane bir ürün buldum, bunu koyayım, 10 tane satayım, sonra kapayım, 15 tane bunu satayım. Bu sizin için karlı olmayacaktır. Satışlarınızı da çok arttıran bir yöntem olmayacaktır. Daha sabit, hep orada duracak. Örnek veriyorum, mesela bambu patik çorap. Bizim bambu patik çorap açıldığımız günden beri listemizde var ve büyük ihtimal şirketimiz kapanana kadar da listemizde olacak. Böylelikle oradaki yorumlar hep katlanarak devam edecek. Ürün favori almaya devam edecek
ve daha çok satış olacak. Evet. Yani ürünleriniz devamlılığı olan ürünler olmalı. Üreticinizden ürün alırken ya da ürün yaptırırken o ürünlerin devamının olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Aynen öyle. Algoritmada ön sıraya çıkabilmek için mağaza puanınız çok önemli. Mağaza puanınızı mutlaka yüksek tutmanız gerekiyor. Her pazar yerinin kendi içinde açıkladığı bazı kıstaslar var. Nelere göre puan verdiği var. Bunları iyi okuyup o pazar yerinin bu tarz eğitimlerini mutlaka takip edip katılıp o konulara özen gösterip puanınızı yüksek tutmanız gerekiyor. Örnek olarak bizim hem Hepsi Burada da hem Trendyol'da mağaza puanımız açıldığımız günden beri 10. Mağaza puanımız yüksek, yorumlarımız gerçekten güzel çünkü yaptığımız işi sahiden severek yapıyoruz ve önemsiyoruz. Bunun çok ciddi anlamda etkisi var. Sadece algoritmada sizi üst sıralara taşıması için değil, yine söyleyeceğim tüketici olarak da mağaza puanı daha yüksek bir yerden daha güvenli alışveriş yapabileceğinizi hissediyorsunuz. Tüketiciyi de bence etkileyen bir durum direkt. Bence en önemli algoritmada sizi ön sıraya çıkartan şey reklamlar. Ama reklam derken Trendyol'un ya da Hepsi Burada'nın kendi içindeki reklam panelinden bahsetmiyorum. Biz şöyle bir şey keşfettik. Mağazanıza ne kadar çok insan girerse sizin ürünleriniz o kadar fazla insana gösteriliyor aramalarda. Ve reklam stratejimizi şu şekilde belirledik. Ürün reklamı yapmak yerine biz direkt mağazamızın reklamını yapmaya başladık. Ve mağazamızın reklamını yapmamızla birlikte satışlarımız 3'e 4'e 5'e katlandı. Evet, bunları... bizim biraz sırrımız bu oldu gibi. Ama onun dışında bir de tabii çok güzel gelen geri dönüşler var. Bunların da bence çok etkisi var. Çünkü alışveriş yapan müşterilerimiz, bir kez alışveriş yapan müşterilerimiz, tabii, devamlı müşterilerimiz İkinci, oldular. 2. 3. 4. kez evet, alışveriş yapan müşterilerimiz. Facebook ya da Google üstünden reklam belirlerken görsel, bunu mağazanızla ilgili bir banner hazırlayarak mağazanıza insanları çekebilirsiniz. Mağazanıza insanları çektiğiniz takdirde sizin mağazanıza giren insanlara o pazar yerinde arama yaptığı zaman sizin ürünleriniz daha üst sırada gösterilecektir. Bu yüzden ne kadar çok mağazaya insan girerse sizin ürünleriniz o kadar çok insana gösterilir ve siz o kadar çok satış yaparsınız. Sanırım ilk hareketli bannerları kullanan firma evet, olabiliriz. İlk ve bence şu anda tek. Ben başkasına rastlamadım. Bir değişiklik yapmaya çalışın, bir farklılık yapmaya çalışın. Mesela Trendyol'da hep aynı banner, aynı tarzda bannerları görmeye alışkın bir müşteri bizim sayfamıza girdiği zaman oradaki farklılık onu etkiliyor ve dolaşmaya başlıyor. Dolaştığı zaman ürünlerimizi görüyor. Ürünlerimizi gördüğü zaman fiyatlarımızın uygun olduğunu görüp alışveriş etmeye başlıyor. Trendyol'da 24 saatte kargoda etiketi alan ilk firmayız. Yani Trendyol'un kendi markaları dışında tabii, bu özellik hiçbir markada yoktu. Hatta bu özellik için bayağı uğraştık ve bu özelliği çabalayıp kazandık diye. Bu özelliği herkese biz açtırdık diyebiliriz. Trendyol'a çok fazla mesaj attık, çok fazla aradık, çok fazla bu özelliği istedik. Çok uzun süre bize bu özelliği veremediler ilk başta, 1,5-2 ay kadar. Ondan sonra arandık ve 24 saatte kargo etiketine sahip olduk. Aynı gün müşterimize ulaşan ürünlerimiz oldu ve bunların çok güzel geri dönüşleri oluyor. Bizi de çok motive ediyor. Aynı gün içerisinde belki 3 kere 4 kere kargoya gittiğimiz zamanlar oldu. Ama şimdi Trendyol tabii bizim evimizden gelip kargoları almaya başladı. Şimdi şu şekilde aynı gün içinde 2-3 defa kargoya gittiğimiz oldu dedik. Kargoları bekletip kargo 6'da kapanıyorsa ya da 5'te kapanıyorsa yarım saat önce gidip kargolarımızı verebiliriz ama siz bu şekilde yaptığınız zaman sizin ürünleriniz müşteriye geç ulaşır. Sizin burada dikkat etmeniz gereken şey müşteri ürünü aldıktan sonra çok hızlı bir şekilde sizin ürününüze kavuşması. Bu hem algoritmada sizi yine daha üste taşıyor ve aramalarda daha ön sıraya taşıyor. Aynı zamanda da müşterinin sizinle bir ilişki kurmasına yarıyor. Evet, yani ben yine burada müşterinin sesi olarak devreye gireyim. Yani eğer dikkatli bir müşteriyseniz ürününüzün ne zaman işleme alındığını ve ne kadar sürede kargoya verildiğini zaten takip ediyor oluyorsunuz. Ve bu aslında önemli bir konu çünkü uzun süre işleme alınmadığını görmek bile rahatsız evet, edici bir şey. Rahatsız edici. Kimse günlerce kargosunu beklemek istemiyor. Size de burada günde 3 defa kargoya gitmenizi öneriyoruz aslında. Yani hız burada çok önemli. Ürünleri hızlı teslimat gerçekten çok önemli. Ama sorularına cevap vermek de çok önemli. Bu da çünkü müşteriyle bağlarınızı kuvvetlendiren bir durum. Evet, bu tarz pazar yerlerinde satıcıya soru sor gibi bölümler oluyor. Yani hemen hemen hepsinde var. Ve size soru geldiği anda bu soruya 5 dakika içinde cevap verirseniz genelde %60-%70 oranla
5 dakika sonra aynı ürünün satışı gerçekleşiyor. Yani biz gece 4'te olsa, 5'te olsa, yani o an uyumuyorsak, yani genelde ya Filiz ya ben uyanıyoruz telefonumuzun sesini. Ekstra bir durum olmadıysa 5 dakika içinde tüm sorulara cevap veriyoruz. Araya giriyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra da lütfen bildirim zilini açın. Videoyu da beğenin. Aslında hediye konusunu biraz hızlı geçtik Deniz. Biz ürünlerimizin hepsine hediye koyuyoruz dedik. Gelen alışverişin aslında içeriğine göre birazcık hediyenin de içeriğini değiştiriyoruz. Atıyorum zeytinyağı aldıysa zeytin çayı koyuyoruz. Bambu soket aldıysa bambu patik koyuyoruz. Spor çorabı aldıysa farklı bir spor çorabı hediye koyuyoruz. Müşterinin kadın ya da erkek oluşuna göre bile değiştiriyoruz. Tabii. Kadın ya da erkek oluşuna göre işte kadın çorabı, erkek çorabı ya da kadına yönelik bir hediye, erkeğe yönelik bir hediye koyarak müşterimizle bir ilişki kurmaya çalışıyoruz. Yani bu önemsiz bir konu değil, gerçekten çok önemli bir konu çünkü bunun da geri dönüşü çok güzel oluyor. Güzel yorumlar alıyoruz ya da yorum yapmaya iten durumlardan bir tanesi aslında. Ve içerisinde hazırladığımız bir kart var. Teşekkür kartı. Biz tercih ettiği için teşekkür ettiğimiz bir kart var. Önemsiz gibi görebilir birçok insan belki ya da düşünmemiş olabilirsiniz ürünlerinizde böyle bir hediye yollamayı ama kesinlikle denemelisiniz. Bunun çok güzel geri dönüşünü reaksiyonlarını alacaksınız. Yani insanlar genel olarak kötü şeylere yorum yapmaya daha meyilli. Memnun kalmadıkları zaman yorum yapmaya daha meyilli. Ama siz ufak bir hediye ile onların memnuniyetlerinin de yoruma yansımasını aslında bir nebze kızlandırmış ya da kolaylaştırmış oluyorsunuz ve daha çok yorum almanıza neden oluyor. Daha çok yorum da gene algoritmada daha yukarıya çıkmak ve daha fazla satış yapmak demek oluyor. Biz hediye kartımıza telefon numaramızı koyduk, şirketimizin numarası. Herhangi bir aksilikte direkt bizimle iletişime geçebilmeleri için. Bizimle iletişime geçen müşterilerimizin çoğu Trendyol üstünden değil ya da Hepsi Burada üstünden değil, direkt sizden satış alabiliyor muyuz, bize satış yapıyor musunuz diye soruyorlar. Biz bunları kabul etmiyoruz, sizin de bunu kabul etmemenizi öneriyoruz. Çünkü pazar yerlerinden ne kadar çok satış yaparsanız, sizin oradaki mağazanız ne kadar çok satış yapıyorsa, siz yine algoritmada o kadar üst sırada yer alıyorsunuz. Ve belki siz bir müşteriye ürün satıp %20 komisyondan kaçmış olacaksınız ama o müşteri sizin mağazanızdan ürün alırsa belki 2-3 kişi, 4 kişi, 5 kişi algoritmada daha üst sıraya çıkacağınız için sizden alışveriş edecek. Bu yüzden mutlaka mağazalarınızdan insanları alışveriş etmesi için yönlendirmeye çalışın. Aynı zamanda gene Trendyol için yeni çıkan bir şey, mağazanızı takip edene indirim kuponu verebiliyorsunuz. Atıyorum mağazanızı takip edene 20 TL indirim kuponu ya da mağazanızı takip edene 100 liralık alışveriş yaparsa 20 TL'lik indirim kuponu gibi indirimler yapabiliyorsunuz. Mağazanızı reklamlarını yaparken Facebook ve Google gibi kanallar üstünden ya da Instagram gibi kanallar üstünden mağazanızda bu şekilde bir kampanya olması mağazanıza gelen insan otomatik olarak sizin mağazanızı takip etmesine neden oluyor ve bu da sizi gene algoritmada üst sıraya çıkartıp daha fazla satışlar yapmanızı sağlıyor. Burada benim bir de şöyle bir tavsiyem olacak. Yani 5 liralık çorap satıyorsanız onu 10 liralık kutuyla göndermeyin. Siz bunu o kutuyla birlikte bir fiyata satabiliyorsanız çoraplarınızın daha kaliteli olmasına özen gösterin. Bu sizi daha ön sıraya taşıyacaktır. Biz aklımıza gelen tüm konulardan aslında bahsetmeye çalıştık ama atladığımız şeyler mutlaka olmuştur. Merak ettiğiniz şeyleri yorumlara yazın. Kesinlikle dönüş yapacağız. Gerekirse de yani detaylı bir konuysa da ayrıca bir video oluşturabiliriz. Sorularınızı cevaplamak mutluluk duyarız. Videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuzu yararlı bulduysanız, beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Beğenmediyseniz de beğenmedim butonuna tıklayabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.